Herkese merhaba. Çığ gibi büyüyor kanalımız. Dün medya videomuz YouTube trendlere girdi. Bu başarıda emeği olan herkese sonsuz teşekkürler. Şimdi Instagram bir yemek iste. Unutmayın. Instagram bir yemek iste ve Facebook boşluklu bir yemek iste grubuna bekliyorum hepinizi. Bugün sizden gelen bir tarifi yapacağım. Biraz kafa yordum. Bu hani gittiğiniz zaman, şimdi ismini söylemeyeyim, tavuk restoranlarında böyle dışı çıtır çıtır olan bir tavuğumuz var. Bundan yapacağız. Nasıl yapabiliriz? Biraz kafa yordum. Şimdi başlayalım. Bakalım güzel bir şey yapabilecek miyiz? Şimdi şöyle bir çatal aldım elime. Bu tavukları şöyle. Şimdi bir kabımıza şöyle birazcık yağ koyalım. Birazcık üzüm sirkesi. Ve bol süt. Şimdi önemli olan husus burada şu. Bu süt bunu yumuşatacak, içine kadar işleyecek. İşte böyle. Şimdi bunlar böyle 3 saat bekleyecek. 3 saat bu tavukları içine çekecek. Ondan sonra kızartacağız. Şimdi 3 saat, hatta 3 saatten birazcık fazla süredir bu bunların içinde bekliyor. Bakın, görüyor musunuz? Bembeyaz olmuş zaten. Yumuşamış, pamuk gibi de olmuş. Şöyle 3 kaşık yeter bana. Şimdi şu unumuza birazcık baharat ekleyelim. Ne koyalım? Bir kere buna köri koyalım. Birazcık kimyon koyalım. Kırmızı toz biber. Yakışır abi. Yakışır. Ve biraz da karabiber. Son olarak da şöyle birazcık isot koyduğum, hani hafiften acılık versin diye. Şimdi iyice bunu şöyle güzelce bir yedirelim. Ama bizim burada asıl sürprizimiz ne? Bu değil. Asıl bu işi güzel yapan şey, dikkat edin, böyle dışında çıtır çıtır bir şey var onun. O ne? İşte o da bu. Dolayısıyla bundan şöyle un gibi yapmayın. Gördünüz mü hadiseyi? Bakın şöyle ufak ufak yaprak yaprak kalsın. Şimdi burada bunun şöyle yarısını, hatta yarısından birazcık daha fazlasını bunun içerisine koyduğum. Şöyle bir tane yumurtayı aldık. Benim tavuk sayım çok fazla olmadığı için bir tane yumurta yeter. Ama bunu birazcık da ıslatıp şöyle sütle daha sulu olmasını istiyorum. Şimdi bakın. Zaten ıslak. Attım içine. Tekrar gördünüz mü? Şimdi bu kadar. Burada bakın dikkat edeceğiniz önemli detaylardan bir tanesi. Bu yağ çok kızgın olmayacak. Böyle orta kararda pişireceğiz bunu. Bütün pişirme boyunca.
Yani kısık ateşten biraz daha fazla açacaksınız. Nasıl görüyor musunuz? İçten içten pişiyor. Şimdi bakın 5 dakikadan fazla oldu. Şöyle arkalarını çevireyim. Bakın kısık ateşte yaptığımız için yanmıyor, görüyor musunuz? Kızarıyor. Çok güzel ya, çok iyi. Şöyle bir kürdan alın, batırın. Eğer böyle şeffaf bir su çıkıyorsa, yani içinden kan gibi bir şey çıkmıyorsa bu olmuştur. Evet. Bakın, sese bakın şimdi, sese. Çıt çıt çıt, çıt çıt çıt. Ya elbette ki şu ukalalığa girmeyeceğim. Yani ben o işte sizin gittiğiniz o kova kova aldığınız restoranlardaki kadar müthiş bir tavuk. Buna elbette girmeyeceğim. Çünkü bunda insanlar bu işi ticari olarak yapıyorlar. Ve bunların gerçekten çok ciddi formülleri var. Ama sütte beklettik. 3 saat, 4 saat hatta beklettim. Şimdi gayet güzel gözüküyor. Tadına bakacağım. Ama tadına bakmadan önce geldik bu müthiş lezzeti kimin için yaptığımıza. Alp Tıkaç, Firdevs ve Ayhan Arslan çifti, Batuhan Alca, Yusuf Çınar, Emirhan Bayraktar, Samsun'dan Ertan Sağlam, Alper Arıcı, Mehmet Gölge, Murat Emir Ertem, Bursa'dan Metehan Akbulut. Değerli kardeşlerim, sizin için yaptım. Şimdi müsaadenizle tadına bakacağım beraber. Ya bu cipsi, bu una kattık, muazzam olmuş. İçi o kadar güzel pişmiş ki. Elbette ki şunu söylemiyorum. Vay be, bulduk, keşfettik. Adamların ticari sırrını patlattık falan yok. Evde yapmak için müthiş olmuş. Bunu böyle buradan tutup böyle yiyeceğiz. Instagram'da Bir Yemek iste ve Facebook'taki Bir Yemek iste grubumuza mutlaka gelin, bekliyorum. Yaptıklarımızı birlikte paylaşalım. O zaman güzel oluyor. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.